Selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir farm simülatörüyle karşınızdayız. Eğitici öğretici serimizdeyiz. En son ne yaptık? Slash. Slash. Slash yapmıştık abi. Bundan siloya atmış idik. Ve silomuz da olmuş abi. Gördüğünüz gibi sol tarafta ferment edilen slash %100, yani ferment olay bitmiş demektir. Bunu hemen hızlı bir şekilde depolayalım. Bu arada yeni gelen arkadaşlar, kanala yeni gelenler, yeni katılanlar, videoya like atarsanız çok sevinirim. Bir de kanala abone olursanız. Hatta şöyle bir şey yapalım. Bu videoda abone olmayan kimse kalmasın abi. Bir deneyelim bakalım. Bir videoda kaç abone gelecek? Rekor kalır mı be? Yani veyahut da videoyu 2000 kişi izliyorsa 2000 kişi de abone olsun. Patlarız lan o adam. Olmayacak şeyler için hayaller kuruyoruz. Olabilir böyle şeyler. Şimdi bunu aldım. Neden? Sıra işine başlayacağız abi. Onun için öncelikle şununla uğraşmak istiyorum biraz. Biraz ekim yapsın. Boş durmasın diye aletimiz. Şu an para eden soya fasulyesi var abi. O yüzden soya devam ediyoruz. Normalde bunların hepsini videoya çekmek istemiyorum. Çünkü bunları offline olarak yapabilirsiniz. Ben sadece para sürekli nasıl kazanılır onu anlatmaya çalışıyorum bir nevi. Veyahut da kanala da ekebilirsiniz. Kanala da sağlam para var. Tohumlar yeğili değiştiriyordu. Bunu anlatmıştım herhalde. Artık bilmeyen yoktur. Bunu işçiye saracağız abi. Bir şey yapmayacağız başka. Heyleyelim. İşçiye sallayalım bunu. Tamam. Gitti. Bu traktörümüzde kasa takalım. Ve slash para ediyor mu? Slash. Slash neredesin? Burada. Pek fazla para etmiyor. Dalgamız olmuyor ya. Şuna gideriz. BM doğalgaz. Ne demiş bu? Biyogaz doğalgaz tesisiymiş. Aa, yakın sayılır. İyi. Burada bir yerdeymiş. Hemen şuradan dolduralım abi slash'ımıza. Slash doldururken ekstra olarak kepçeymiş vesaire gerek yok. Ha, lan diyorum ben de. Bu ne lan diyecektim. Ekstra kepçeye gerek yok abi, bakın. Para kazanacağımız için kepçeyle sizi uğraştırır. Yani zorlar abi. Gerek yok kepçe işine. Biz para kazanmak için uğraşıyoruz. Gerçekten güzel para kazanılır mı sıraçtan? Var mı yok mu? Denemiş olacağız hem. Bir tane de 10 ton şey çıkıyor. Bunu dedik bu arada. Soya fasulyesi iyi para ediyordu ama 10 ton çıkıyor. 10 ton da 2000 herhalde. 20.000 kadar para diyor. Rey açıyoruz bu arada bunları. Bak burayı açamıyoruz. Buraya açtık. İşte bu orta kaldı mesela, bakın. Rey tuşu gelmiyor. Açmaz buraya abi. Siz şuradan sıraç aldığınız zaman açılmaya başlıyor. B'mize basalım. Şu köşeden bakın. Köşeden gireceğiz. Bırakmasın hiç. Bakın B'ye bastım. Almadı. Niye? Bakın almıyor da. Şimdi aldı. Çünkü teker yüksekte olduğu için almadı abi bizim tekerimiz. Traktörün tekeri. Ha, şimdi almaya başladı düzeldiği için. Bak çadır açılmıyor hala. Çadır kepçeyle mi açılıyor? Bir şeyle açılıyordu ama. Kelle de açarız herhalde bunu. Kürütleme makinesiyle. Böyle de alması lazım. Oğlum sen niye almıyorsun? Manyak mısın sen? Bir daha girelim şöyle bir. Kaldırdı mı lan, biz ne yaptık onu? Bak şöyle girdiğiniz zaman şey almaz gerekiyor normal şartlarda. Hah. Evet gördük. Bu alıyor gördüğünüz gibi. Bir şey de alalım. Neden bunu kepçe almıyorum abi diye soracak olursanız. Kepçe bazen gerçekten yoruyor abi insanı. O yüzden bunu yapıyorum ben. Burada bir de testten yüklemeye çalışalım şuradan. Gözün gibi. Komple aldık herhalde burayı. Tamam. Şimdi şurayı açabiliyor muyuz? Açamazsak kepçe ağza almak zorunda kalabiliriz. 100 ton mu var lan daha burada? Vallahi 100 ton var daha. Bak gördüğünüz gibi hiçbir şekilde almıyor. Bunu çıkarıyoruz abi.
Şimdi tak buna deneyelim. Eğer o da olmazsa kepçe takmak zorundayız. Getirmek zorundayız kepçeyi. Bazen böyle sıkıntılar yaşıyor abi. Oyun sıkıntısı. Tabii bizim sıkıntımız değil böyle bir şey. İndirme ha, gördüğünüz gibi. Bak kepçeyi indirdiğim gibi kendi otomatikman açıldı. Aynı şekilde yapıyorum bakın. Mouse'la indiriyoruz bu arada kepçeyi. Güçle mi açacağız daha? Gördüğünüz burayı da açtık. Orayı da açtı. Son mekan. Aç bunu da. Tamam. Biz kalktıralım aşağı doğru. Tamam, şu an bununla işimiz yok abi hiç. Şöyle çekelim. Çıkaralım. Diğeri toplayalım. Toplayamadığınız bununla toplarız. Daha sonraki tekrardan diğerini takarız abi. Demek bu da işe yarıyormuş. Kepçe de işe yarıyordu bu arada burada. Sadece bu değil. Kepçeyle de şey yapabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz. Şimdi yaptığımızın tam tersini yapacağız. Buradan çıkmıştı mesela değil mi? Diğer tahttan geleceğiz. Diğer tahttan gelsek buradan çıkacağız. Öyle düşünün. Yani bir nevi birbirinin zıttını yapacağız ki almadığı yeri tam test yaptığımızda alması lazım. 100 tondan 2'den 200 milyon mu yapıyor lan? 200 milyon yaparsa vallahi iyi para. Hemen bir mısır da ekeriz. Parayı vururuz anasını satayım. Güzel. Gördüğünüz gibi toplaya toplaya çıkıyor yukarıya. Olmaz gerektiği gibi. Sadece biraz zorlayabiliyor kendini. Biraz da bayağı zorladı. Yemez. Sol tarafı. Biraz daha çıkmamız lazım yukarı herhalde. Tamam. Hafif kıralım şu tarafı abi. Aa, şimdi sol taraf sağdan. Ben bir şey koparabilsek diye düşünüyorum da. Tamam çıktı abi. Şuraya toplaması lazım. Ha %100 olmuş. Tamam. Pardon. Ben diyorum niye toplamıyor orayı? Şimdi hızlı bir şekilde diğer yere gidip satalım abi bunu bir. Biraz zor taşıyor. Kaç? 26 ton mu oldu? 26 ton. Orada 120 ton falan vardı. 20'si gitti. 100 ton var. İyi para. Vallahi eğer düşündüğüm parayı verirse sılacağı. Para sadece sılacağı diyebiliriz. Daha sonra seracına gireceğiz. Bakalım ürün ekmeler var. Pancar işine gireriz. Patates soğan işi var. Kavun karpuz yok. Var işte bir şeyler ya. Bayağı bir şey var ne canınız. Beşin olsa 7500 para mı verecek bu şimdi bana? Eğer 7500 verirse 7'de 14 15'te 15 30.000. Yani inşallah uğraştığımızın karşılığını alırız da gerisi önemli olmaz. Ben sadece videoda bu şekilde gösteriyorum ama daha isterseniz yani bir sürü para kazanma yolu var. Yol kenarında çimleri biçersiniz abi, onları da satarsınız para olur. Onları sılaj yapabilirsiniz biliyorsunuz.
Oğlum bot arabı koyun, tamam da bota salak koymayan lan. Gerizekalı, yol benim hakkım. Sen ne yola atıyorsun öyle? Avel gibi. Asla aşağı inmeyin, yukarıdan boşaltıyorsunuz abi sıracı. Bak buradan. Bunu çekilerim bari de şey olmasın. Tamam. Bir yanaşalım. İşini söndüremedik. Önemli değil. Buraya da boşaltabiliyorsunuz. İlla orası önemli değil. Tamam. Bakalım. 26 ton ne kadar para verecek? 7500 diye biliyorum ama daha fazla verebilir tabi. Evet. 500.000 fark ediyor. 1000. Bundan 4 kasa daha çıkar. 8, 16, 17 bin. 34 bin para abi. Bir tarladan sıracıdan gelen para. İyi para yine. 34 bin az para değil. Ama 34 bin için o kadar uğraşmaya değer mi? O biraz düşündürücü. Düşündürücü. Çünkü şöyle bir durum var. Şey ektiğimiz zaman, ne onun ismi? Soya fasulye ektiğimiz zaman yani soyadan gelen para kaç? 10 ton veriyordu. Soya da düşmüş. Allah. 10 ton veriyordu. 1300 yapıyor. 13.000 yapıyor. Yani soya fasulyesi daha fazla veriyor lan. Kanunu deneyeceğiz abi. Kanunu belki daha fazla verir. Kanunu bir denememiz lazım. Yani sıracın eski bir şeyi kalmamış. Eski otoriterliği, kazandırıcılığı, ne bileyim. Eski bir zevki mi kalmamış? Nedir ona? Eski bir kârı kalmamış eskisi gibi. O yüzden slash'ı nafiş nafiş. Bence bu oyunda para kazanma yolları ne biliyorsunuz abi? Şu ekstra ürünleri yapmanız gerekiyor. Mesela nedir? Kektir, ekmektir, undur, kurabiyedir. Bunları yapmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Tabi doğru yanlış onu bilemem. Şahsi fikrim tabi benim. Ve girdiğinde ah. Buraya girdiğinde sıkıntı yapıyor. Niye gitmiyor abi bu? Çekmiyor traktör daha doğrusu. Ya bak hele. Traktör ömrü hayatı kaydı resmen. Şaka mı lan bu? Kar lan bunu. Buradan çıkmıyor ki anasını satayım. Bunu şöyle çıkaralım. Şimdi oldu.
Az önce giren tahta şimdi girmedi buraya. Anlaşıldı abi. Tatlının gücü olmanı çekmiyor abi burada. Bunu anladık. Ben şeyin takayım bunu buradan çıkan diğeriyle bunu yükleriz. Ya da düzleme aletiyle düzlememiz gerekiyor. O da olur, ikisi de olur yani. Farkı yok. Doldursak işimiz iş. Tamam. Hadi doldurma lan seni. Sen kimsin doldurmuyorsun oğlum? Güçlü güçsüz hiç fark etmez. Her türlü dolduracaksın bunu. Orada burada kaç ton vardı? 75 ton. Bak, bazen yine bu da almıyor. Niye almıyor bunu? Bunda da bol falan satayım. Şimdi bolluğu tat ödünün de kaynaklanabilir. Ah sana şurada çekmiyor onu satayım. Buraya alması gerekiyor mesela bunun. Sen şurada bu kal. Bizim seninle pek işimiz yok kardeş, belli. Bizim işimiz bu traktörle. Hani o sıra işini küçük traktörü pek halledemeyeceğiz. Bu aşk ne? Açık ve net. Daha buğdayı bitsek acaba bize para alırlar mı ki lan? Tamam. Şimdi hemen götürelim bir. Şimdi ne ekelim? Buraya ektik diye hatırlayın şu şeyi versek. Buraya imkan yok ekemez. Bu yüzden bunu şuraya çıkaralım bir. Şunu bir takıp şuraya bir yolmamız lazım bizim bir. Yapma Allah aşkına, sen de burada mı tıkanıyorsun? Olmuş bile. Olay bu. Hemen gidip bunu da vermemiz lazım. Ben bunu bir koşup verip geleyim. O da hızlı girdim bu sefer ha. İşte traktör farkı abi. Ver abi temizinden 8500'ümü daha. Şimdi bir 8500 daha alırız. Şimdi istatistiklerini satmayabiliriz. Hayvanlar için sıra yapabiliriz. İlk işine başlarız ama ilk iş hiç kolay bir iş değil abi. Biraz zorlayıcı bir iş. O yüzden ilk işine başlamıyorum şu an hemen. Daha çabuk para getiren işler lazım.
Mesela tavuk şu olabilir. Tavuk şeyi para getiriyor hızlı bir şekilde. Daha doğrusu hızlı getirmiyor tavuk işte ya. Zaman hızlandırırsan hızlı getiriyor abi. Hızlanmasa getirmiyor da. Şu an taptan bakabilir mesela. Şey ESC'den. Ne iş yapabiliriz diye. Para getiriyor mesela. Kumaş işine girsek iyi para var. Mesela kumaş için bursat almak gerekiyor öncelikle. Daha sonra ne gerekiyor ona? Unuttum. Biz şimdi Balfar ünler 200. Ama şimdi ne ekeceğiz? Buraya kanola ektik. Bir kanola da eksik aslında nasıl olur diye tarafa da. Veya diğer tarafa pahalı bir şey mi eksik? Onu da olabilir. Hani şu an sadece tek önemli olan şey para harcamadan para kazanmayı öğrenmemiz lazım. Bir küçük sera içinde girebiliriz. Çünkü serada fazla bir masraf yapmıyoruz. Onu biliyorum. Hiç sanmıyorum bunu ben dokunacağım. Y'ye basıp şunu V'ye indirelim. Şimdi kaldıralım V'yi. G'ye basalım. V'ye basalım. Köşeden geçelim tükenle. Geçten hiçbirini almadın mı? Ay yazıklar olsun makine. Seni o kadar yere indirdim bir defa var ya. Buraya gene düzleme yapmamız lazım herhalde. Gözüken o. Ben hiçbir şey almıyor. Seni çıkaralım. Kepçe olmadığı zaman da böyle bir sıkıntılar var bunda abi. Mesela kepçenin böyle bir sıkıntısı yok. Veya kayış sistemi var abi. Kayış sistemi kurarsanız o da mantıklı olabilir. Mesela çıkarıp bu şekilde yaparsak da olur ha. Bu şekilde topluyor hepsini. Lan yanlış döndü artık. Deneyelim bu şekilde çıkarmayı bir. Nasıl ikisi aynı anlama geliyor nasıl satayım? Amaç dışarı çıkarmak. Ağlık demiri değildi. Hiç dönmüyor şurada abi. Ne kadar kanser bir iş olduğunu anlayın abi.
Hale bak. Ne orayı ne orayı çıkarıyor. Altı mı değdi bunun? Böyle kaldırsak. Şimdi orayı bitirdik. Şimdi kasamızı takalım, burayı toplayalım abi. Öndeki demir indirdiğimiz için böyle olmuş. Yani bunun zor yanı abi işte tam olarak bu. Sıra için. Ya kepçeyle tek tek doldurmak zorundasınız, ya bununla bu şekilde doldurmak zorundasınız. En kolay yolu kayış sistemi benim bildiğim. Kayış sistemiyle direkt doldurabiliyorsunuz. Bu da biraz şey yapmak gerekiyor ya, kurmak gerekiyor onu da. Ah, burayı niye almıyorsun mesela sen? Onu da anlamış değilim. Önündeki şeyi almıyor mesela bu. Aha ne, vallahi almıyor. Allah Allah. Onu niye almıyor? İndir. Hold shift. Hold shift B. Şoför değiştiriyor bu. Gerek yok ona. Bunu almaz gerek ama kırılıyor öne doğru. Ağırlık demir. Seni de bir çıkarayım da rahatlayalım. Dursun dur. Dön haltını yerim. Hadi bakalım. Kardeşim orayı niye almıyorsun sen? Yani var, bu alete de bok var abi, ben bunu anlamıyorum. Şey var ama çözmüş değilim. Neyse abi, bunu hepsini satmamıza gerek yok, bize lazım olacağız. Tamam, burada dursun bu abi. Yoksa biz burada biraz kanser olabiliriz. Nasıl gerçekleştirilemez? Ya doldurucu şeyi boşaltamıyorum geri buraya, onu anladık. Neyse bu içinde kalsın, bunun bize zararı yok şu an için. Şöyle falan nasıl toplamıyor, ben hala onu anlamıyorum. Hadi onu toplamıyorum, şundan niye toplamıyorum? Bak bunu alması gerekiyor değil mi normalde? Bak. Vallahi almıyor. Ve bunun rengi niye böyle acaba ki? Oğlum biz yeşil lan bu lan. Yoksa önden az bir yeşil aldı. Ondan dolayı mı almıyor ki? Deneyeceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Her şeyi deneyeceğiz abi. Bunu da öğrenmiş olalım en azından. Tabii canım.
Önünden az bir şey yeşil aldık ya. Bütün hepsini yeşil yaptı anasını satayım. Öyle bir saçmalığı da varmış demek ki oyunun. Sakin. Altına değdi ya, ondan dolayı öyle oldu. Ben beni yemem, alacak burayı. Karıştıralım makinemizi. Allah aşkına niye tıkanıyorsun sen yine? Allah Allah. Bu da ayrı bir cins ha. Tabii canım. Almama sebebi tamamıyla içindeki sıracın yaş olmasıymış. Yaş sıracı yok ama ya kapsın az bir yaş sıracı kaldı ya, bundan oraya almıyormuş. Ne kadar saçma bir şey değil mi? Dön abi, bir daha buradan şuradan yandan geçelim. Diyorum 2 saattir niye almıyor, niye almıyor, niye almıyor? Bunu da öğrenmiş olduk abi. Az bir şey yaşlılaş varsa hepsini yaşa çeviriyormuş demek ki. Tamam. Bu da doldu. Depoya boşaltalım abi artık. Yeter bu da sattığımız. Bu arada burası sıraj da alıyor. Sadece saman açık değil burası. Şimdi demek istediğimi anlarsınız. Allah Allah, niye almadı burayı bu? Alman gerekiyor lan. Kurot mu alıyorduk ki, sıraj değil de. Kilolar. Şu. Kurot ve saman. Evet, kuru otmuş abi maalesef. Sıraj yokmuş şu içinde. Ben geri kalan abi satayım, buna video aktarmayayım çünkü genel aynı olacağım için doldur götür sat, doldur götür sat. Tahmini bir 32 45 50 bine yakın paramız olacak. Bir sonraki bölümde yeni bir şey öğreneceğiz, bakalım ne öğreneceğiz. Ben de bilmiyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Video sesini izlemediyseniz baştan başlayabilirsiniz abi. 1 2 3 4 5 diye gidecek bölümde. Hoşça kalın. Görüşürüz.